Uzaydan dünyamıza doğru yaklaşan bir gözlemcinin dikkatini çeken ilk şey gezegenimizin baskın renginin mavi olmasıdır. Bu hayat dolu renk aynı zamanda dünyamıza mavi gezegen ünvanını kazandırmıştır. İçerisinde hayatın başladığı günden bu yana milyarlarca canlıya da ev sahipliği yapmaktadır. Yaşam hakkındaki bilgilerimizin tamamı gezegenimizde bulunan canlılardan geliyor. Bilinen en eski fosil 3,5 milyar yıl öncesine ait. İlk hayvanlar ise fosil kayıtlarında ortalama 565 milyon yıl öncesinde görülmektedir. Bu yaştaki kayaçlarda görülen canlılar çok hücreli olmalarına rağmen deniz anaları ya da süngerler gibi çok daha basit ve oldukça küçük canlılardan oluşmaktaydı. Modern taksonomide balıklar diğer tüm omurgalıları kapsayan bir sistem içerisinde de gösterilebilmektedir. Çünkü tetrapodlar balıklardan ayrılarak evrimleşmiş bir gruptur. Bu grup altında amfibiler, sürüngenler, memeliler ve kuşlar bulunur. Aslında tüm canlıları kökenine bakarak balık olarak da kategorize edebiliriz. Bizim anlayacağımız şekilde balık diyebileceğimiz en eski canlılar Kambriyen dönemde ortaya çıkmıştır. Milyonlarca yıl süren evrim boyunca bu balıklar temel olarak yaşam alanları ve beslenme şekilleri olmak üzere birçok farklı sebepten dolayı yüz binlerce farklı türe çoktan ayrılmıştı bile. Bu durum balıklar arasındaki acımasız av-avcı ilişkisinin bir nedeni olarak balıkların avcılara karşı kendilerini savunmalarını sağlayacak bir zırha sahip olmasına neden olmuştu. Gerçek anlamda bir çeneye sahip olan ilk balık ise Silüryen dönemde evrimleşmiş ve bu tarihi dönüm noktasından sonra köpek balıkları gibi çok üst düzey seviyede farklı yırtıcılar evrimleşmeye başlamıştır. Bilim insanları bu zamana kadar okyanusların sadece %5'ini keşfettiğimizi söylüyor. Hatta okyanuslar hakkında o kadar az şey biliyoruz ki 1970'lere kadar bilim insanları okyanus tabanında canlı yaşamın mümkün olmadığını dahi düşünüyorlardı. Şimdi ise bilimsel çalışmalarda ve dalışlarda dalgıçlar neredeyse her dalışlarında yeni türler keşfediyor. Biz keşfedemesek de dalgıçlar bir yerlerde bunları keşfediyor. Artık aşağıda o karanlık derinliklerde her şeyin saklanıp büyüyebildiğini biliyoruz. Günümüzde balıklar bilinen suların neredeyse tamamında bulunmaktadır. Ulaşabildiğimiz en yüksek dağlardaki su akıntılarından hiç güneş ışığının ulaşmadığı okyanus diplerine ya da mağaralarına kadar hemen hemen suyun olduğu her yerde balıkları bulmak mümkün. Bugüne kadar 33.600 civarında balık türü tanımlanmış ve bu sayı bilinen diğer tüm omurgalılardan çok daha fazladır. 2006 itibariyle kırmızı liste içerisinde 1173 balık türü bulunmaktadır. Balıklar sularda yaşadığı ve sularda araştırılması zor yaşam alanları olduğu için balık popülasyonlarına yönelik veriler oldukça kısıtlıdır. Balıklar antik çağlardan günümüze kadar dünyanın her yerinde insanlar için önemli bir besin kaynağı olmuştur. Bilimsel çalışmalar modern insan ile balıkçılık ilişkisinin M.Ö. 20.000'li yıllara kadar gittiğini gözler önüne seriyor. Avustralya Ulusal Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji bölümünün başyazarı Dr. Sophia Samper bu araştırma sayesinde 7.000 yıl önce balıkçılık davranışlarında bir değişiklik olduğunu tespit etmiş. Çalışmaların yapıldığı Endonezya'daki Alor Adası'nda yapılan arkeolojik kazılarda 12.000 yıllık dünyanın en eski balık iğnelerinin, balık kemiklerinin ve bir kadının bulunduğu mezarı da incelemişler. Dr. Samper, Alor Adası'ndaki insanların yaklaşık 20.000 yıl önce açık su balık türlerini avladığını fakat üzerinden tam 13.000 yıl geçtikten sonra resiflerdeki yaşayan türleri avlamaya başladıklarını söylüyor. Bir Hırvat Adası'nda ise mağarada bulunan 8.000 yıllık bir erkeğe ait iskelet kalıntılarının üzerinde yapılan analizler, dişindeki plak üzerinde mikroskopik balık ve bitki kalıntıları olduğunu ortaya çıkarmış. Bu sıradan gibi görünen olay aslında bölgedeki erken insanların diyetinde hem balığın hem de bitkilerin varlığına dair kanıt sunan tek iskelet örneği olduğu için oldukça önemli. Bu keşif Adriyatik ve Akdenizli avcı toplayıcıların yaşam tarzına ilişkin bilim insanlarına önemli ipuçları sunuyor. Rotamızı Sibirya'ya çevirdiğimizde ise insanlar 5000 yıl önce balıklara özel bir koku verebilmek için balıkları kırmızı renkli toprağa sahip çukurlara koyuyorlardı. Tabii ki bu çukurları sadece balıklar için değil, ayrıca kutup porsuğu ve gelincik gibi hayvanları da dahil ederek gizemli bir ritüeli gerçekleştirmek için kullandıkları düşünülüyor. Bu balık tütsüleme yöntemi hala biliniyor ve Sibirya ile daha kuzeydeki etnik gruplar tarafından hala kullanılıyor. Ben bunun benzerini Rusya'dayken denemiş fakat hiç beğenmemiştim. Çünkü bu yöntemde balıklar ağır bir şekilde yavaş yavaş kokmaya başlıyor. Fakat anlaşılan o ki bu koku ne atalarımızı ne de şu anki yerlileri hiçbir şekilde rahatsız etmemiş. Sonuçta insan her şeye alışıyor işte. Günümüzde İsrail sınırları içerisinde çeşitli arkeolojik kazı alanlarında bulunan balık dişlerinin analizlerine göre 3500 yıl önce de Akdeniz'in güneydoğusunda aktif bir şekilde balık ticareti yapılıyordu. Dişlerin sahibi olan bu hepimizin bildiği çipura balığı Güney Sinai kıyısındaki Bardavil Gölü'nde yakalanıp sonrasında Mısır üzerinden Güney Levant'taki bölgelere getiriliyordu. Bu bahsettiğim balık ticareti neredeyse 2000 yıl boyunca sürmüş. Görünen o ki bu uzun yıllar süren balık ticareti coğrafyayı etkileyecek şekilde genişletmiş.
Fakat bu ticaretin hızlı yükselişi bir süre sonra tıpkı günümüzde olduğu gibi balıkların büyüyüp üreyebilmesine fırsat dahi tanımamış. Ve bir süre sonra balıkların vücut ölçüsündeki oran hızla düşmeye başlamış. Yapılan bu büyük balık ticareti belki de balıklara karşı yaptığımız ilk istismardı. Anadolu coğrafyasında ise balık binlerce yıldır burada yaşayan toplumun temel besin ihtiyaçlarından birisi olmuştu. Aklınıza hemen üç tarafımızın denizlerle çevrili olduğu ve bunun çok normal olduğu gelebilir. Fakat durum tam olarak sadece bundan dolayı değil. Kırmızı et Anadolu'da binlerce yıldır çok pahalı. Yani aslında halkın zor yaşam koşulları gibi konular Anadolu için çok yeni sorunlar değil. Karpanın üzeri ne zaman gülür? Karpanın üzeri gülür. Balık bu yüzden Doğu Roma İmparatorluğu'nda en fakir evlerden manastırlara ve tabii ki lezzetiyle imparator sofralarına kadar bütün mutfakların olmazsa olmazıydı. Andrew Delby'nin Roma'nın Damak Tadı isimli kitabında bahsettiğine göre Doğu Romalılar en çok kırlangıç balığını, kefali, barlan balığını, barbun ve levrek balığını tercih ediyorlardı. Ama bir balık vardı ki bolluğu ve bereketiyle Doğu Roma İmparatorluğu zamanında resmi paralara bile basılmıştı. Bilimsel adı sarda sarda olan İspanyolca'da bonito yani güzel anlamına gelen ve bizim palamut dediğimiz bu balık o zamanlar o kadar boldu ki bizim memleketimiz olan Amasyalı coğrafyacı antik yazar Strabon yüzlerce yıl önce boğazlı sürüler halinde gezen palamutları anlatırken insanların hiçbir olta kullanmadan sadece elleriyle bile bu balıkları tutabildiğinden bahseder. Hatta o zamanlar Yunusların ton balığı ve palamut bolluğu nedeniyle çok beslenip şişmanladıklarından ve bu yüzden kolaylıkla yakalanabildiklerinden de bahseder. Yunuslar o günlerde yağları için avlanıyorlardı. Dönemin gezginlerine göre İstanbul Boğazı'nın kıyılarındaki ağaçların ve tepelerin üzerine balıkları gözetlemek için kuleler kurulmuş. Aynı burada olduğu gibi. Bu kulelerde oturan gözcüler bol ve bereketli diğer balıkların gelişinin habercisi olan etçil ton balıklarının denizden gelişlerini ve boğazdan geçişlerini gözetler ve bu balıklar görülür görülmez de ağlar atılarak yakalanırlarmış. Bu görülen ton balıkları diğer balıkların da bol olacağının en büyük işaretiydi. Aristoteles, ton balıklarının sadece sağ gözleriyle daha iyi gördüklerinden Karadeniz'e girerken denizin sağ tarafındaki karayı kontrol ederek çıkarken de sol tarafı yani Ukrayna kıyılarını kontrol ederek denizi terk ettiklerini anlatmıştır. Gerçekten de bu balıklar her zaman denizin kara tarafına sağ gözlerini getirerek yüzmeleriyle meşhurdurlar. Bu arada biz dalgıçlar da doğal navigasyon yaparken benzer teknikleri kullanırız. Tarihçi Prokopios, Sangarios Irmağı diye bahsettiği Sakarya Nehri ağzına yaklaşan Yunusların Karadeniz'deki bir balina tarafından aniden yakalanarak hepsinin yutulduğundan da bahseder. Peki zamanı biraz daha ileri sarıp Osmanlı İmparatorluğu dönemine geldiğimizde biz Türklerin balık ve balık ticaretiyle arası nasıldı sizce? Hemen söyleyeyim, bu topraklardan gelmiş geçmiş neredeyse bütün seyyahlar sanki ağız birliği yapmışçasına seyahatnamelerinde yazdıkları, biz Türklerin ağızlarına balık koymadıkları, hatta balıklardan korktukları ve bu yüzden de denizden ve balıktan uzak durduklarıydı. Ben hala balık yemiyorum. Gerçek böyle miydi bilmiyorum. Fakat bildiğim bir gerçek var ki o da bizim denizden korkan bir toplum olduğumuz. Çocukluğumdan beri dede mesleği olan denizcilikle meşgul olduğum ve insanlara çeşitli dalış eğitimleri, yüzme eğitimleri verdiğim için bu korkunun halen ne seviyede olduğunu çok iyi biliyorum. Yani korku kelimesi geçti diye aşağılık komplekse girip bizi ezmek için yalan söylemişlerdir, yalan yazmışlardır demek pek doğru olmayabilir. Yani bu anlattıkları doğru olabilir. Bu seyyahlardan bazıları sahip olduğumuz yaygın batıl inançları ise şöyle anlatır. Türkler şarap değil de su içtiklerinden yedikleri balıklar midelerinde tekrar dirilir diye çok korkarlar. Yani Anadolu'da bugün bile halkın büyük çoğunluğunun su ürünlerine büyük ilgi göstermemesinin sebebinin bilinç altındaki asıl kökeni belki de bu alışkanlık olabilir. Ayrıca konar göçer bir kültüre sahip toplum oluşumuz ve dini inanıştaki su ürünleri tüketiminin haram olduğu inancı da yüzyıllardır Osmanlı'nın balıkçılığa ve denizciliğe yönelmesini engellemiş en temel sebepler arasında olabilir. Kanuni zamanında Avusturya elçisi Busberg, Kanuni ile görüşmek için Amasya'dan geçerken yeşil ırmağa bakıp koca koca balıkların yüzdüğünü görünce köylülere bu balıkları nasıl tutuyorsunuz diye sormuş. Köylüler de onlar tutulmaz, yanına yaklaşınca kaçar giderler zaten demiş. Yani aslında bu efsane de balıklar ve denizle olan bağımızın birazcık geri kaldığını gösteriyor sanırım. Bu arada Kanuni'nin de hamsiye düşkün olduğu söylenir. Hatta o kadar çok severmiş ki Topkapı Sarayı'ndaki kılıçların üzerine bile hamsi motifleri işletmiş. Evliya Çelebi de bir tek seyahatnamesinde hamsi buğulama tarifini başından sonuna kadar vermiştir. Fatih zamanında ise Topkapı Sarayı'nın satın alma kayıtlarına bakıldığında her gün 1 kiloya yakın karides alındığı görülüyor. Tabi bunları Fatih Sultan Mehmet mi yiyordu yoksa mutfaktaki Rum aşçılar kendileri için mi söylüyorlardı
Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama Fatih'in balığı en çok seven padişah olduğunu biliyoruz. Hatta sabah kahvaltısında bile sarımsaklı, sirkeli, soğanlı balık yediği bile kayıt edilmiş. Ben Fatih'in merak tutkusunu ve Roma İmparatorluğu kültürüne olan ilgisinden dolayı da Fatih'in çeşitli deniz ürünlerini yediğini düşünüyorum. Yani Akdeniz binlerce yıldır balık cennetiydi. Öyle ki İstanbul Balıkhane kayıtlarına göre 1911 yılında Haliç'te 3 milyon kadar torik yakalanmış. O zamanlar boğazlardaki evlerden sarkıtılan balık sepetleriyle bile balık yakalanabilirmiş. Çok değil, bundan 50 yıl önce bile İstanbul büyüklerimiz anlatırlar. Bazen palamut öyle bol çıkarmış ki kasalara bile konmaz, balık pazarlarının ortasına bir branda ile yayılır ve üstüne dökülürlermiş. Hatta fakir fukara balığı diye beğenilmez, yüzüne bile bakılmazmış. Kafalarını yüzeye yakın şekilde tutarak yüzen kefaller gibi palamutlar da daha o zamanlar ateşli silahlar ile vurularak yakalanmaya başlamış. Aslında bu acımasız avcılık bile bu balıkların kaderinin kötü sona doğru nedenle hızlı gittiğini en acı örneklerinden bir tanesi. Günümüzde ise balık sadece avcılık yoluyla değil, artık besicilik yoluyla da insanlar tarafından çiftliklerde yetiştirilerek beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanıyor. Fakat bunun da çeşitli biyolojik ve çevresel etkileri olduğu ortada. Birleşmiş Milletler verilerine göre yılda 80 ile 100 milyon arası artan dünya nüfusunun 2050 yıllara geldiğimizde 12-13 milyara ulaşacağı, hatta geçeceği düşünülüyor. Bu da gelecek 20-30 yıl içerisinde hayvansal ve balık gıdalarına olan ihtiyacın 2-3 kat artacağı anlamına geliyor. 2016 yılında dahi sadece Türkiye'de balık avcılığı ile yakalanan su ürünleri miktarı %25 oranında düşmüş. Normal şartlarda denizlerimizde yapılan avcılık ile elde edilen balığın %65-70'ini hamsi oluştururmuş. Ama artık önüne geçilemez hale gelmiş olan kontrolsüz ve bilinçsiz avcılık sonucu ekolojik yapı öyle bir bozulmuş ki balıklar artık ne büyüyebiliyor ne de yumurta bırakabiliyor. Hiçbir şekilde üreyemiyorlar. Hiçbirini yapmasına fırsat vermeden balıkları avlıyoruz. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bizim denizlerimizde de avlanılabilir balık stoğunu umursamaz bir şekilde tüketmiş durumdayız. Bunun yanı sıra önümüzdeki yıllarda bizleri bekleyen başka bir sorun da dalga dalga büyüyerek gelen bir tsunami misali plastik sorunudur. Dalga dalga geliyor derken abartmıyorum. Okyanuslardaki plastikler artık dalgalar halinde ülkelerin kıyılarına vuruyor ve yeni bir kıta oluşumuna doğru inanılmaz bir şekilde ilerliyorlar. Bu duruma karşı alınabilecek birkaç farklı çözüm önerisi var tabii ki. Fakat ilk önce Yüce Atatürk'ün dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, gerçek için en hakiki yol göstericisi bilimdir, fendir. Bilimden başka bir yol gösterici aramak tamamen gaflet ve cehalettir dediği gibi, dünya ve ülke olarak bilim insanlarına kulak vermeyi öğrenmeli ve onların gösterdiği yolları izlemeyi kabul etmemiz gerekiyor. Belki dünyayı devletleri ve şirketleri yönlendirmek zormuş gibi görülebilir. Fakat bizlerin bireysel olarak yapacağı boykotlar, örneğin en basitinden plastik çatal bıçak, tek kullanımlık ürünleri kullanmayı reddetmek gibi yaşam şeklimizi değiştirecek davranışlar, bir süre sonra şirketlerin ve ülkelerin de davranış şeklini değiştirmek zorunda bırakacak. Çocuklarımıza daha canlı bir dünya ve vatan bırakabilmek için ben ne yapabilirim diye düşünün ve hemen şu an yaşam tarzınızı değiştirin. Yaşam tarzımızı değiştirmek bu zorlu mücadelede bizim için küçük olsa da balıklar ve tüm canlılar için oldukça büyük bir adım olacaktır. Siz de önerilerinizi yorumlara yazabilir, insanları bilinçlendirmek için bu videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlarım.